Burada cismimiz X ve Y sıvıları içerisinde şekildeki gibi dengelenmiş. Şimdi şıklara bakarsak, kaba bir miktar Y sıvısı eklenirse ve X azalır diyor. Bu yanlış çünkü Y sıvısı eklendiği zaman alt tarafa, Y'nin olduğu tarafa tekrar gelecektir. Dolayısıyla X'e ait olan kısımda bir değişiklik olmayacaktır. Y'ye ait olan hacimde de bir değişiklik olmayacaktır. Öyleyse azalmaz. Bu yanlış. 2. Kaba bir miktar X sıvısı ilave edilirse V'ye azalır diyor. Bu doğru çünkü X sıvısını eklediğin zaman üstte kalır bu. Üstte kaldığı zaman X'e ait olan kısmında yükseklik olarak ve hacim olarak artma meydana gelir. X'te artış oluyorsa Y'de de azalma olması gerekir. Çünkü toplam kaldırma kuvvetin değişmeyecek. Yani cismimiz biraz yukarıya doğru çıkmış olacak. Y'deki hacmi azalmış olacak. Cisim böyle yukarıya doğru çıkmış olacak. Dolayısıyla V'deki miktar azalır. Buna da artı diyelim. 3. Kaba Y'den daha büyük öz kütleli X ile Y'ye karışmayan sıvı eklenirse VX ve Y değişmez diyor. Bu da birinci şıkka benziyor. Yine daha büyük öz kütleli bir sıvı eklediğin zaman direkt aşağıda kalacaktır. Aşağı kısmı kalacaktır. Buradaki kısmı herhangi bir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla değişmeyecektir. Değişmez dediği için doğru. Bu durumda cevabımız C seçeneğidir.